Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sonunda aradığım altınları buldum. Bakınız şöyle yakından gösterelim. Ama şunu ucuna kesmemişim. Şöyle keseyim. Kardelen'le pazara dolaştık. Espit mantar birkaç yerde gördüm. Onlar hoşuma gitmedi, almadıydım. Ta pazardan çıktık. Artık köyün yolunu çektik, arabaya doğru gidiyorduk. Baktım ki karşıma denk geldi. Aradığım şey espit mantarı. Satıcı da henüz pazar yerine gitmemiş de sepetlerini almışlar, götürüyorlarmışmış. Dedim fiyatı ne kadar? Şöyle dedim, kusura bakmayın, ben içinden seçin. Şu şekilde almak istedim. Hani böyle kavurunca daha taze, sulu oluyor ya, o şekilde. Ama ben bunu ne yapacağım? Bu yok, kavurmayacağım. Ağzımı tutacağım. Bunlara küçük küçük doğrayacağım. Bir nasip olduğunda kıymayla ya da böyle biz kazyanın kıkırdağını koyuyoruz. Yağı sızdırdıktan sonra ondan da lezzet oluyor. Saçta bükmesini yaparım yaparkana. Hani pidesini yaptırsak zaten yaptırdığına değmez, azıcık şey. Genia'nın bunun bükmesine orzuur ediliyor. Ama çoğu insan bunu cesaret edip de alıp da yemiyor. Ama biz tadını yediğimiz için Instagram'da birine karşıma çıktıkça fotoğrafı bilene insanın iştahını açıyor yani. Ama evde olarak sadece ben yiyorum. Ama yine de kardelen bükmesini yapınca evet. Sadece böyle kavrun içime mi değil, bükmesini değil. Hayır. Bir de pazardan... Tadına baktım da benlik değil ama bükmesine nedense tadı çok güzel oluyor. Bükmesinin içinde şeyler giriyor. Savanıdır, yeşilliğidir. Tadını o zaman farklı alıyordu. Kaş kat yıkadım, azıcık da suda beklettim. 1 kilo aldım, fazla almadım. Geçenleri pişirdim de dolaba da koyduydum. Havalar yağmurlu olduğundan güzel olmuş. Bir de millet de bunun fiyatı da yüksek. Herkes de toplayıp satıyor bunu. Bizler toplamaya gitsek hangisini alacağız ki? Düşünürüz, tereddütte kalırız. Şöyle bir kat daha üzerinden sürüteyim. Ben bunu doğrayacağım. Pazardan da balık aldım. Bu ya hamsi falan almadım. Levrek aldım. Küçüklerinden aslında alabalıktı. Güzel oluyordu. O da satıcı da yokmuş. Hatta teyzenin biri sordu. Eskisi kadar olmuyor alabalık dedi. Şöyle bunu pidelik şeklinde küçük küçük doğrayacağım. Bunu ben dolaba koyunca buz tutuyor. Buz olunca, buzunu çözdürünce sulanıyor. Ne yapıyorum ben de? Sıktırıyorum avcumla. O zaman da güçceliyor. Yine de içinde soğan doğradın mı lezzetli olur zaten içinde, ne yapalım. Kışında bulamayacağımıza göre. Dün inekleri çıkardığımızda düğelere yerleri değişti. Mecbur öyle bağlamak zorunda kaldım. Sabahleyin kendim bile alttan temizlerken zorlandım. Çünkü bir tanesi depme huyu var. Hani köşede olunca o kadar bana yetişemiyor depme. Hayvandan tersine takana. Onları çıkaracağız mallara bakmadan önce. Çıkarız, azıcık ilgi veririz. Bağlarız onunla ilgilenen yer, ondan sonra savunma getiririm. Çünkü benim hayvanlar ilgisiz savun yapıyor. İlgili katiyen olmuyor. Önündeki birbirlerle ilgileneceğiz diye. Savunma erken yapsam? Yine aynı olur. O zaman yine ben güneş ama yapayım. Sen bu defa iki defa ilgi vermiş olacaksın. Az vereceğim. Hemen birer kubu vereceğim. Birer çanakta süt yemi veririm. Öbür türlü savun desem yine aynı olacak. Ona yerken menen dedik ya. O zaman 3.30'da ensem ben inekleri salsam süt aranı şey olmuş olacak. Sabah. Hmm. Bunu da böyle küçük küçük doğrayacağım. Doğruyordum. Şöyle hemen kendim yiyecek kadar, kardelen yemiyor. Şunu tavada cızbız edeceğim. Akşama mı şimdi mi? Aa, şimdi yiyeceğim kardelen. Çünkü sabahleyin pek bir şey yemedim. Yedim de. Katlık etmedim, karnım şey olmuyor. Canım istedi bir de ya, dolaba koymadan ne kadar ne olsa bile, ister kaz olsun ister ne olan, illa dolaba girmeden daha bir lezzetli oluyor. İlk pişirince. Onun için üzerinde azıcık da tereyağı koyuyorum ben bunu sulanınca. Bu da böyle yeterli. Ha, şunu koyayım. Dünden de şöyle dolmamız var. Dün oğlum dolma yedi. Yumurta çaktırdı. Hindetinden yemeyeceğim dedi. Vallahi biz de şaştık. Geri gören ne pişireceğimizi, ne edeceğimize. İyi kötü ediyoruz, besliyoruz, önlerini koyuyoruz.
Bazen mırın kırın oluyor. Ama güzel aslında ya. Kendim beslediğim gibi pazardan alıyorum. Hem fiyatı yüksek. Sen geçen kardeler Nazan'a bana al öyle dedin. Kanadını. 2 kase şey 300 mü dediydin? Hayır, 200 kusurat. 250 TL'ye yakın işte. Bu 212 ile farklı bir şey oluyor değil mi? Böyle normalde değil mi? 212 ne oluyor? Hı hı. Bir poşete hepsini doğrayacağım ben bunu. Bunun suyu böyle şey kiremit renginde oluyor. Bak fark edersiniz. Elime bileni yani suyu dibinde kalınca sarı çıkıyor yani bu şekilde. Ben bunu kızarttım. Azıcık da tereyağı kattım. Bir yemek yiyen bir kararsız kaldı. Hadi dedik. Dolmamız var. Kardelende azıcık hindetimiz de var. Oğlumu da balık kızartıyorum. Biz bugün kardelen gitmeyecek. Ben gideceğim. Eşimin halasının oğlu askeri gittiydi. Ona gidemediydik. Oraya toplanacağız akrabacık gençlerle. Oraya gideceğiz akşamleyin. Erken çıkarsak mandaldan ben balık kızartıyorum. Kipede oldu mu? Şimdi gelin bakalım. Bu sana olsun mu? Kendime mi de? Sen bu küçük bana istiyorsun. Çok. Ben şöyle bir parça mı? Kardeşim de canı istediği şeyden yiye mantardan diye. Şimdi normalde hep esmit mantarını kavuruyordun ya. He. Bu defa ama kızarttığın için böyle yani görünüşü bile güzel oldu. Bu yüzden tadına bile bakmak istiyorum. Dur sen. Seninkini yapalım. Onun üzerine ben yağından çok az anne şu kadar bak şuraya kadar kes. Dayının ekmekler kuruymuş valla. Bir daha oradan almam ben. Bir tane mi istiyorsun? Ben şunu alayım bir de şunu alayım tamam. Yağından katayım mı sen istemezsin? Yok yok. Al sana pratik bir toz kardelen. Hı. Ömrünüzde görmemişsinizdir. Şeyli toz. Esbitli. Tavamızda cizdirmeyen şöyle azıcık tereyağlı diye ekmeğimizin arasına gezdirelim. Ne olsun yiyin. Aşağı inin mallan yoncasını atarım. İnşallah tavuklarımız yumurtadıysa ondan yumurtasını alırız. Mantarlı tostumuzu yedikten sonra oyalanmadan aşağıya indik. Ve bu arada işte ne derlerdi? Yemeyenden sevmeyenden korkacaksınız diye gerçekten çok doğruymuş. Tadını çok beğendim. Yani mantarlı tostun. Ve şimdi inekler burada durduklarına göre ben de yardıma girebilirim içeriye. Saat erken olduğu için şimdi bir çıkardık. Biraz yeğgi vereceğiz. O yeğgiler bittikten sonra hayvanlar sağılır. Ondan sonra asıl yeğgileri verilir. Aslında sağım yapılırken yeğgi yeselerdi hiç sıkıntı olmazdı. Yine emmim yeğgi yıkarmış. Ay şu an çok sevindim görünce. Anne bu defalık bir değişiklik yapsan. Yeğgiliyken sağmayı denesen nasıl olur? Tamam. Sağmasını sağarım. Peki durayım. Şöyle bir şey yapsak. Hayvanların yiyeği yemesi yarım saat falan sürse. Asıl yiyeği versek. 2-2 uğraşmasak. O zaman sütçü yetiştiremem. O sıkıntı doğru. Bak denerim. Tamam 3 inek sağlıyor. Neredeydi Ekrar? 2 düve. Bak sağ kana düve onunkine ilgisini şey yapacak. Kıskanacak o ona vuracak. Tazından da gözlerini boşaldım. Önceden yiyeği alışkındı hayvanlar. Bu inekler değil. Öbürkünden. Eskiler. Bundan 5 sene önce. Ama kasteneler de bilgisi salıyorum ben hayvanlara. Hemen birer kova vereceğiz. Birer çanak süt yeme. Mesela bir kovana kadar geliyorsa çiti bastırıyoruz ya. Düveleri verdiğimiz şekilde vereceğiz. Bastırmayacağız bu defa kasalara. He. Ya güneş önemli olan o. Günler kısa olduğunda olmuyor. Aynen. Sağım yaptıktan sonra çıkarsaydık bu kadar güneşli hava olmayacaktı.
akşamın esintisi oluyor. Sabahleyin de gralı oluyor. Orası kuza denk geliyor. Güneşe karşı olsa sabahleyin çıkarız ama orası kuza karşı. Yarın pazar ekmeği yedim. Aa, onu eristim. Hani diyorsunuz ya Peran, yedin nereye gidiyor, zayıfsın. Ya bak işte hareket ediyor. Boş duruyor. Yemesin de çalışıyor, anasını sattım. İş yapmayı da seviyor. Hele mallara bakmayı daha çok seviyor. Yorulsam da etsem de. Apartmanda da duramam ben ya. Büyük konuşuyorlar. Alıştığın için. He. İniyorum çıkıyorum Peran dedim. Ses geldi. Yok. Zaten hayatını köyde geçirmiş insanlar elden ayaktan kesilince apartmanlarda yaşıyorlar. Öbür Kova türlü der. Yani he, şehre taşınan olmuyor. Kova derdi olmasın kömür diye öylekle yani. Evet. Birkaç... Yani mecburluktan o da. Sabah ben de öyle olursam. O neydi? Kedi ay ya. Kedilermiş ya. Bir anda başka bir şey sandım. Ben bunları atayım. Ben sadece yem kovasından birer kova ver önlerine. Şu an. Tamam. Ha, birer kova ver. Yemlerini ben veririm. Düvelen aynı şekilde yemlerini ver. Karşıdaki onlar da bekliyorlar. Ha, doğru, bunlar boşuna beklemesin. Bunlar da karınlarını doyursunlar. Bu taraftakilerde şu büyük düvemiz. Büyük! Nalya! Yukarıdan mı geliyormuş? He, çatıda lan. Tamam. Tamamdır. Aha bak. Evet. Şuradan bir kovayı alayım. Buraya da düğmeler geçmesin diye kapattık. Paraman bir şeyden korkmuş, dama girmiyor. Veya aklıma gelen şu, kilimiz şurada bağlı, inekleri çıkaracağız diye onu bağlamıştık. Sanırım beni de bağlarlar diye mi düşünüyor, onu anlam veremedim. Hiç yanımıza gelmiyor. Yusi de bir tane ekmek bulmuş bizim avludan. Ekmeği de ağzına almış. Aklınca artık ekmeği evinde yiyecek. Kapının başında bekliyor gitmek için. Açayım da gitsin madem. Hayır abacığım, bu saatlerde seni salamayız. Hadi görüşürüz Yüse. Sokaktan geçen inekler de burayı pislemişler şans eseri. Tam da evin önüne denk geliyor aksi gibi. Gitti sizin ekmek. Biz bunları bugün uşaktan kemik aldık, mama aldık. Değil mi? Ekmek de aldık. Hem kendimize ekmek aldık tekli ekmekten, hem bunlara. Kedilerimiz de güneşe karşı kiremit tepesindeler. Biri Rıfkı, biri de Dombil olması lazım. İneklerin ayaklarındaki çamurlar hep buralara geldi. Az sonra süpürürüm. Şimdi başka bir işim var. Anne. He. Ben babaannemle oraya gidiyorum. Hon çöpleri dağıtmış ya. He. Yine bir sürü var, onları toplayacağım. Toplayacağım mı? Evet, eldiven giyeceğim. Belki Rıfkı ile Toraman kavgalarını özlemişsinizdir. Hayret. Rıfkı da hiç korkmuyor ya. Tamam hadi Toraman'ın amacı dövmek değil. Sadece oynuyor onunla. Dişlerini geçirmiyordur. Kirli en iyisini yapıyor, uyuyor. Kirli gel. Koş, gel. Aynen, topları kalk kızım, unutma da. Tamam.
Gel. Bu da bana küs. Sokağa göndermedik ki onu. Elimde ince uzun bir dal parçası var. Bunu buraya kim koydu bilmiyorum. Yüksek ihtimal ya annem koymuştur ya babam. Ama inanılmaz iyi. İyi akşamlar Nazan abla. Normalde bu vakitlerde ben bunları hemen katamıyordum. Şimdi kolaylıkla katabiliyorum. Hayır. Çok iyi ya. Hoşuma gitti. Her taraftan kapatabiliyorum değnekle. Bu kadar tavuktan yine aldığımız yumurta, hatta ne aldığımızı, yumurta almamışız, sıfır. Yine arada bir tane alınca seviniyoruz. Eski takipçilerimiz anası kılıklımı hatırlar. Her zaman benim peşimdeydi. Bu öksüzümüz de anası kılıklımı yerine aldı sanki. Nereye gitsem, babaannemle birlikte gitsem ya Nazlı'nın abla gire doğru gitsem hemen arkamdan geliyor. Aferin size. Hep böyle olun işte. Şimdi ikinci defa yeğilerini de verdik. Tabii ki size vermeyeceğiz. Sizin zaten verilmişti. Her zaman olduğu gibi verilmişti yani. Evet. Kaç bakayım annemle. Çok verirsen koca kadın olursun yavrucağızın. Yemin edinse. Yemin edin bakalım. Ne yazıklar. Çakini arıyor mu oğlum? Çakimiz en avcı kedilerinden biri. Yani bizdeki kedilerimizden. Benim ya. Aman ay yazımıza bakıyorum galiba. Aman da gal, Allah'a emanet. Hık gal. Hık yaşlanmış. Gençliğini yaşamadan yaşlanmış benim oğlum. Değil mi kuzum? Yarın bağlayan mı sana gal? Candan sıkıldı değil mi? Geleni gideni görmüyorum. Sana taraman arkadaş gelecek biliyor musun yanına? Korkma bakam onu görünce tamam mı? Ben seviyorum. Ondaki kirpik bende yok valla. Bunun bende değil. Yapaş bitmişti. Bunu da kirpikleri bak. Bunun kısa, bazı inekleri çok uzun oluyor. Aa, bunlardan kesen de kaynak yapıyorum. Tamam. İpek kirpik yaptıralım. Bakayım. Bunun da kısa. Geleniz yatım ondan sonra. Alo, niye kıçıklın benim ya? Ben de o moda girmek istiyorum anne. Sen ne dedin? Yediniz içtiniz, geldiniz yatın dedin. Tamam, ben yukarı çıkacağım, balığı kızartacağım. Sen de abinin işten gelirsin. Daha otursun, sen de yatasın yavrucağızım. Ben biberon çalkalanacak. Tamam. Ne haber minyatür? Çok kılıksız bu da ya. Ne? Yine bir şeyler korkmuş herhalde bu. Hoş geldiniz. Anne kirliyi salayım mı? Zaten boşta da yani. Boşta, hadi dışarı sal. Şey dışarı çıkmasın ben. Ben girerken hiç kal zaten dursun. Mallardan çıktık, el birliğiyle kardinal sofrayı hazırladı. Ben klasik olarak balığı kızarttım. Bakan bu ya beğenirler çünkü benim karnım tok, yemek yemeyeceğim, levrek aldıydım. Turp kardelen de söyledi biraz, vallahi görünüşü iştahı açmıyor. Donalığı gibi aslında da pek havalarda soğuktu, garda yağmadığından fazla. İnşallah şansa tadı güzeldir. Şöyle zabamızda iki de odun atıverdim coşsun diye. Dünden kalan hindi yemeği. Azıcık da. Onun neydi? Dolmamız var. Yeşilliğimiz de çok az.
Hemen ikili salatalık domatesle salata edivedik. Oldu bitti maşallah. Hadi bakalım. Burada videoyu sonlandıralım. Saat de 6.30 geliyor. Ben de gideceğim gezmeye. Bana iyi oturmalar, size iyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Takipte kalın diyorum.